Merhabalar, ben Yüreysen Türk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Futbol Manager 2020 Galatasaray kariyerinin 9. bölümüyle sizlerle tekrardan birlikteyim. Daha önceki bölümümüzde Paris Saint-Germain'de son dakikada yemiş olduğumuz golle mağlup olmuştuk biliyorsunuz. Ankaragücü'ne de 1-0 galip gelmiştik. Şimdi hız kesmeden devam edelim. Evet, yeni transferimiz Zarakko takımla beraber antrenmanlara başladı. Zaten milli takım arasındayız. Sivas maçına kadar düzelecektir kendisi. Evet, ligin yeni lideri biziz. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 13 averajımız var. 20 puanımız var hemen arkamızdan. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe geliyor. Lig oldukça kızışmalı geçiyor. Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bir puan da olsa ligin yeni lideriyiz. Sivasspor kadromuzu oluşturduk. Kalede Muslera, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Zarakko'nun sakatlığı iyileşmişti. Zarakko ile başlıyoruz. Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao. Pozitif futbolla başlayacağız. Evet, başlayalım. Evet, maça başladık. Hemen ilk dakikalarda ileri çıkmak istiyorum. Golleri bu şekilde bulmak istiyorum. Evet, ilk golü Lemina ile bulduk. Dakika 14. Güzel bir başlangıç. Bravo çocuklar. Almada, Lemina'nın kafası ve 1-0 öne geçtik. Ligin aksine Sivasspor burada 18. Ligde ise biliyorsunuz şu an oldukça iyi konumdalar. Onyekuru da bir türlü son vuruşları yapamıyor maalesef. Aman. Fena başlamadık. Aslına bakarsanız şu maçlara, bu maça gelene kadar gol bulmakta oldukça sıkıntı çekiyorduk ve tüm maçlarımız neredeyse 1-0 gibi kısır geçiyordu. Şut atabiliyoruz. 20'nin üzerinde bir maç genelinde 20'nin üzerinde şut atıyoruz ancak golü bulamıyorduk. Bu maçta erken bulmamız bizim için daha iyi oldu derken Falcao bir gol daha attı. Falcao bir tane daha attı. Bundan sonra daha çok yukarıya doğru gideceğiz gibi geliyor bana. Saracchi'nin ortasında Falcao'nun golü. Bizim Muslera faktörümüz de var, onu unutmayalım. Muslera çok iyi bir kaleci. Çok iyi pas ve 3'ü attık. Offside yok. Falcao önce Onyekuru'yu gördü. Onyekuru ara pasında Lemina'yı gördü. İkinci golünü attı Lemina. Bakalım. Çok güzel. Almada vursaydı gol atacaktı ama vurmadı. Evet. İlk yarıda 13 tane şut atmışız. 8'i kaleye bulmuş. Bu çok güzel bir olay. 4 tane şut atmış Sivasspor. 3'ü 2'si kaleye bulmuş. Toplu oynamada %55'te %45. Toplu oynamada hiçbir zaman biz tam böyle üstünlüğü sağlayamıyoruz. Onu da halletmek gerekiyor. Evet, ikinci yarı herhangi bir değişiklik yapmayacağım çünkü takımın gidişatından oldukça memnunum ve pozitif futbolla oynamaya devam edeceğim. Luyendama ama Marcao ikilisi de tam oturdu yani. Bu futbol menajerden bahsediyorum. Çok oturdu. Çok da iyi gidiyorlar. Bir tek Şener kısmında sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle daha çok bizi zorlayacak rakiplerde
Mariano'nun sakatlığı var biliyorsunuz. Şener kısmında biraz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sağ bek kısmında, hücum anlamında olsun, defans anlamında olsun sıkıntılar yaşıyoruz. Falcao da yaşından dolayı böyle bir 70'ten sonra, aman 70'ten sonra bir düşüyor. Yerine Andone ile doldurabiliyoruz genelde. Evet, tehlikeli gelmeye başladı Sivasspor. Oyuna müdahale edeceğiz şimdi. Şimdi bir müdahale edelim. Yani alabileceğimiz oyuncular tabii ki de çok kısıtlı. Çünkü baktığınız zaman fazla bir transfer yapamamıştık. Bakıyorum kimler alabilirim diye. Yani çok da alınabilecek bir oyuncu da maalesef şu an göremiyorum. Sosa'yı yabancı korolundan dolayı alamadık. Donk'u tercih ettim açıkçası. Andone ile değiştirelim. Çok da yorulmasın. Devam edelim. Yani yine de atak yememiz bizim için sıkıntı. Çünkü hani bu sezona bakarak söylüyorum. Bizim ligin şu an en zayıf takım olarak gözüküyor Sivasspor 18. Hemen bir tekrardan bir Mustafa Kapı'yı alacağım. Almada'nın yerine. Ortayı biraz daha şöyle ortaya alabilirsek, ortayı böyle üçlediğimiz zaman şuradan da talimatlardan ucuma çıkmasın, dikine pas atsın, top sürsün, çok müdahalede bulunmasın ve mevkiden ayrılmasın. Şimdi devam edelim, orayı tutalım, orta sahayı tutalım, en azından fazla atak yemeyelim. Orta sahamız çünkü çok yoruldu ve çok atak yemeye başladık. İşte ama Şener bizi az önce bahsetmiş olduğum gibi hem ucumda ve çok büyük bir hatayla golü yedik. Hem ucumda hem de defans kısmında bizi çok zorluyor Şener. Mariano umarım bir an önce gelir. Çünkü önümüzdeki maçta çok sıkıntılı bir maç. Dortmund'la oynayacağız. Tamam, bir gol daha yersek işimiz harap. Lemina yorulmuş. Lemina'nın yerine de Ryan Donk'u alıp şöyle yaparsak, evet, Donk da defansif oyun kurucu olsun. Hemen başlatalım. Çok hata yiyoruz. Evet, bitmek üzere maç. Evet. 3-1 kazandık. Evet, yine Sivasspor topla bize daha çok oynamış. 15 şut atmışız, 8 tane şut kaleyi bulmuş. 18 tane şut atmış Sivasspor, 11'i kaleyi bulmuş. Yani sonuçta 3-1 kazandık.
Evet, maçın ardından yorumlara bakalım. Lemine Galatasaray'ı zirveye taşıyor 2 golle. Bizi oldukça iyi yerlere getirdi. Basın toplantısını yapalım. Bu sefer asistanımızı gönderelim. Galatasaray üst üste 5. galibiyetini aldı. Haftanın takımında Muslera ve Mario Lemina bizden yer bulmuş. Evet, şu an 1 puanla sonuncuyuz. Bu maçı mutlak almamız gerekiyor. Evet, kadromuzu oluşturduk. Borussia Dortmund maçı kadromuzu. Muslera, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao. Yani Sivas maçının hemen hemen Sivas maçının aynı kadrosuyla çıkıyoruz. Evet, bakalım başladık. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Offside. Çok güzel bir gol bulduk ancak offside. İlk dakikalarda gol bulmak çok güzel olacaktı bizim için. Ancak o golü bulamadık maalesef. Hadi be. Ah be Falcao. Ay biraz daha gitse. Yani hücumda çoğalamıyoruz. Aman aman aman. Abi yapma. Evet, korktuğumuz başımıza geldi. Zarakko kırmızı kart gördü. 10 kişi devam edeceğiz. Şimdilik böyle oynayacağız. Temkinli davranacağız ve yürekli oynayın diyeceğiz. Bu maç bizim için şu an inanılmaz zorlaştı. Bravo Muslera. Aslına bakarsanız fena da oynamıyorduk. Tehlikeler de bulduk ama kırmızı kart oyun dengelerini tamamen değiştirecek şimdi. Elimizden de çok fazla bir şey gelmeyecek. İkinci yarıya başladık. Allah'tan Muslera var yani ne diyelim. Allah'tan Muslera var. Bu maç bitmez ya gerçekten. Çünkü çok atak yiyeceğiz. Bu belli. Şöyle bir 60'a kadar dayanabilsek. 60-65 gibi. Sonra hamlelerimize başlayacağız ama çok erken hamle yapmak istemiyorum. Maçın gidişatına göre 80'den sonra tekrar bir hamle yapmamız gerekecek. Hepsini bitirmek istemiyorum. Yani oluk oluk geliyorlar. Oluk oluk geliyorlar. Takım da yorulacak. Bizim takımımız. Ve top sürekli onların ayaklarında. Ve iyi top yapıyorlar. Temkinliden biraz dengeliye çıkartıp konsantre olun desek acaba nasıl olur? Kırmızı kart yedikten sonra yemeden önce kırmızı kartı yemeden önce 4 tane şutumuz vardı. Sonra bir şut attık ve kırmızı karttan sonra sadece bir şut atabildik yani kaleye. Ve oynadığımız takım Dortmund bizi tabii ki de zorlayacak.
Biraz daha sabır. Evet, Almada orada çünkü oynayamıyor. Şöyle yapacağım. Oyuncu burada nasıl olacak? Yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Almada'nın yerine kimi alabiliriz? Yani Sosa'yı alıp biraz daha Almada'dan daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Falcao'nun yerine de Andone'yi alacağız. Ama biraz zaman geçsin. Ender gelişen ataklarımız. Ay. 5'te 6 oldu. Şut atamıyoruz ve kaleye bulan şutumuz sadece 1. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyoruz arkadaşlar. Ligde fena değiliz ama Şampiyonlar Ligi'nde hiç yokuz. Aynı şu anki Galatasaray gibi olduk. Evet, 80 oldu. Birisi sakatlandı. Yok, bizden değilmiş. Şimdi Radamel Falcao'nun yerine Andone'yi alacağız ve çalışkan forvet yapacağız. Orada evet, bir risk aldım yani, yapacak bir şey yok. Kendi evimizde almamız gereken bir maç yani. Evet, kırmızı kartı gördük ama sadece şu son dakikalarda biraz baskı. Evet, hadi çocuklar. Bir korner, bir gol. Haydi. Olmadı. Evet Andone, hadi tek başına. Ay! Lan be. Son dakika olsaydı süper olacaktı ya. Evet, son saniye taç. Savuşturun bunu. Vurun. Evet, bravo. Evet. Şimdi 8 şut attık. 2 tanesi kaleye buldu. Kırmızı kart gördük biliyorsunuz. Kaçıncı dakikada? 23. dakikaya kadar 4 şut atmıştık kaleye. Ondan sonra sadece kırmızı karttan sonra tekrar bir 4 atabildik. %68'e %32 toplu oynamamız var. Bu gayet normal çünkü 10 kişi kaldık ve rakip bizden 1 kişi fazla oynadı. Almada'dan faydalanamadık. Tamamen taktiğimizi değiştirmek zorunda kaldık. Son dakikada bir pozisyon yakaladık ama onu da değerlendiremedik. Yapacak bir şey yok. Evet. Benfica 4 puanda. Borussia Dortmund 4 puanda. Paris Saint-Germain 6 ve biz 2 puandayız. Bir avarajımız var. Eksi bir avarajımız var. Yapacak bir şey yok. Kırmızı kart bizi hayli zorlamış oldu. Basın toplantısına katılalım. Zarakko'ya bir hafta maaş kesintisi verdik. O da cezayı kabul etti. Önümüzdeki maç yine Dortmund'la oynayacağız. Büyük onda oynayamayacak. Şimdi biz Alanya maçına gidiyoruz. Evet, şimdi tekrar bir maça çıkacağız. Alanya maçına kalede Muslera, Şener, Luyendama, Marcao, Saracchi, Sosa, Seri, Zarakko, Almada, Onyekuru ve Radamel Falcao ilk 11 ile çıkıyoruz. Lemina'yı tribüne gönderdim çünkü dinlenme ihtiyacı olduğu söylendi bana doktorlar tarafından. Ben de onu dinlenmeye aldım. Lemina bu maçta oynamayacak. Bizim için büyük bir eksiklik. Evet, başlayalım. Evet, maça başladık. Umarım bu maçı da alır. Keyfimize bakarız. Hay Allah. Yani
Şener sakatlandı. Kimi alacağız? Mariano zaten sakat. Şener de sakatlandı. Yani Yunus Akgün'ü alacağım ya. Yapacak bir şey yok yani. Hücum yapsın. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Defans almak istemiyorum. Yani çünkü ben kanatları çok kullanıyorum. Kanatlarda orta yapabilecek oyuncu ve onlar da sağ kanattan geliyor. Ne hikmetse yani. Yani bu maçta puan kaybetmek istemiyorum ya. Sosa hadi oğlum. Evet. İyi bir atak ama golle sonuçlandıramadık. Onlarda da Papiss şu an sakat. Her an oyuncu değiştirebilirler. O da ciddi bir tehdit bizim için. Abi Onyekuru da sakatlandı ya. Hayır ben kimle oynayacağım yani? Yani tam da form tutuyordu Onyekuru. Neyse şu an bir devam etsin yani yapacak bir şey yok. İlk yarıyı bir tamamlasın bakalım. Evet iyi top yaptık. Şimdi iyi bir orta gol getirir. Hadi be. Gol yeme sorununu hallettiğimizi düşünüyorum. Yani gol yemiyoruz ama bazı maçlarda gol atma sıkıntısı hala çekiyoruz. Yani bu bizim için çok büyük sıkıntı. Aynı geçen yani bu dönemin birebir Galatasaray'ını yaşıyoruz. Bazen Galatasaray çok gerçek ayaktan bahsediyorum. Yani bazen Galatasaray çok kolay goller yiyebiliyordu. Ama en azından gol atamıyorlardı. Evet %50-%50 topla oynama. 5'e 5, yani her şey aynı ya. Bir tek fauller sıkıntı. Yani neyse biz mecburen çıkartacağız ya. Onyekuru'yu. Daha fazla sıkıntı olmadan. Adem Büyük'le oynayalım. Adem Büyük'le oynayalım. Başlayalım ikinci yarıya. Yapacak bir şey yok. Yedik. Ay çok kötü pozisyon verdik. Yani iki tane oyuncu değişikliğini kullandık. Onlarda da Papiss de çıkmış. Abi bu nedir ya? Revere döndük ya. Saracchi de gitti. Oo çok iyi şuttu. Ay bir daha. Güzel. Hadi artık bir tane atın ya. Ah. Hadi hadi. Saracchi'yi de değiştireceğiz.
Biraz geçsin oynasın, ne yapalım yani. Vur. Allah'ım. Kalbim var benim. Ya Saracchi'yi de çıkartacağız. Kimi alacağız ki? Jimmy Durmaz'ı alayım. Hucum. Sen de hucum oyna oğlum. Hadi. Yapacak bir şey yok. Çıkın ileri yavrum. İleri çıkın yavrum. Bek yok. Herkes hücum. Hadi. Penaltı, penaltı. Hoca penaltı. Hoca var penaltıyı. Hoca ver penaltıyı. Hadi Falcao sen de at. Hoca vermezsen adam değilsin hoca. Evet hoca izliyoruz. Vermedi ya. Abi sen ciddi misin? Abi sakatlandı Zarakko'da. Oyuncu değişiklik hakkımız doldu. Evet doldu yani. Mecburen 10 kişi oynayacağız abi. Böyle bir şey olamaz ya. Hocam bunu ver ver ya. Ver de kurtulalım ya. Aha penaltı. Hoca at şunu. Falcao at şunu bu kadar. Bu kadar zorluk çekiyoruz. Hadi Falcao. Allah seni kahretsin. Aa, bir insanın başına neler gelebilirse hepsi geldi ya. Yemin ediyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Berabere kaldık. 4 oyuncumuz sakatlandı. Hiçbir şekilde taktik olarak takıma hiçbir şey veremedim. Yani taktik değiştiremedim. Çünkü her dakika bir oyuncumuz sakatlandı. 4 oyuncumuz sakatlandı. 3 tane değişikliği yapmıştık. 4. sakatlığımızda da 10 kişi oynadık. Bir pozisyonda da penaltı aldık. Penaltıyı da Radamel Falcao 84. dakikada kaçırdı ve maç 0-0 bitti. Ağlamak istiyorum ya. 16 tane şut atmışız. 6'sı kaleyi bulmuş. %54'e 46 toplu oynama yapmışız. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi şeyi merak ediyorum. Acaba kaç yani şu sakatlık yaşayan oyuncularımız kaç hafta oynamayacak? Çok merak ediyorum. Fenerbahçe ile aynı puandayız. 24-24. Devam edelim. Evet. Şener Özbayraklı. Fizyoterapiste gönderiyoruz. 2 ila 3 hafta arasında. 3 hafta. Zarakko. Matias Zarakko. 5 hafta. Daha yeni sakatlıktan çıktı. Saracchi 1-2-3 gün. Onyekuru 2-3 hafta.
Evet. Yenilmezlik serimizi de 10 maça çıkartmışız. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani şu an revire döndük. Bir sonraki maçta hangi oyuncularla sahaya çıkacağımı inanın bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz kimlerle çıkacağız, nasıl yapacağız. Önümüzdeki maçlarımız Konyaspor, Dortmund, ki Dortmund maçına da hiçbir oyuncumuz yetişmiyor şu anki sakatlanan oyuncu. Bir Saracchi yetişiyor. Göztepe maçlarını oynayacağız. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.